Mektup 69. Sabri'nin fıkrasıdır. Ey yüel Üstadul Azam, bilhassa dest ve dameni mübareklerinizi buğz edip, öpüp, her an ve zaman muhtaç olduğum davatı üstadenelerini niyaz ederim. Bir hafta evvel Süleyman Efendi kardeşim vasıtasıyla ihsal buyrulan envai iltifatı Şamil lütufname-i ekremilerini ve kemali hasretle alarak müf e, müftehiretle okudum. Bir fıkrasında tevafukat-ı gaybiye hakkındaki kanaat-ı acizanem sual buyuruluyor. Ne am sadakte ey üstad-ı muhterem kelimeleriyle icabet ediyorum. Zira şu tevafukat-ı gaybiye acibe bilmum bahri muhit nurun talebelerini ve hatta talebelerin cemaat-ı müstemialarını mest ve hayran ve medyunu secde-i secde şükran bırakmıştır. Nurların şu muciznuma kerametlerini ancak ve ancak Mirat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ile müşahede edebiliriz. Bu hakikatin diğer bir muhalefeti olan aynedir bu alem her şey hak ile kaim Mirat-ı Muhammed'den Allah gönülür daim. Sabri abinin mektubu ee, bir hafta önce yazılan ve Süleyman abi vasıtasıyla almış olduğu mektuplardan ee, ve Sabri abiye Üstadın e, böyle öv, övgü dolu sözlerini içeren mektubu almış. Ve o mektup hakkındaki fikriyatını ve hissiyatını yazıyor. Aynı zamanda tevafukat Gaybiye hakkındaki e, bazı mektuplar hakkındaki Üstad ona yorumunu sormuş. O da cevabında e, doğrudur. Ya Üstad e, bunu ben tasdik ediyorum, onaylıyorum babında e, cevap veriyor. Ve yine Aynedir bu alem her şeyi hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim beytiyle. Ee, şöyle bir tevafuk olmuş bu beytte. hulusi i Sani Sabri Efendi bu beyti bana yazdığı zamanda ve aynı zamanda veyahut az sonra Hulusi Bey bir ay uzak bir yerde aynı beyti bana yazmıştır. Bak Sabri abi yazıyor, Hulusi abi de aynı beyti yazıyor. Bu iki zatın hem hizmeti Kur'an'da hem bana karşı münasebetlerindeki tevafukları alameti muvaffakiyettir diyor. Yani iki ay uzak bir ay uzaklıkta mesafede iki kişi aynı anda aynı beyti yazması bir ruh farklı bedenler, cesetler olmuşlar yani. Allah bize de nasip etsin. Şu iki mısra manidarı, perişan arızamış şereflendirmek niyetine derc ediyorum. Bu fakir ve aciz talebeniz şu hayret feza kerameti Kur'an'ı ve icaz-ı nebiveyi müşahede ettiğim günden beri bu bapta çok derin düşüncelere dalıyorum. Ve şu tevafukat-ı müşabi müşabih tevafukat başka kitaplarda bulunur mu? Maksadıyla çok temaşa ediyorum, göremiyorum. Görülse de pek nadir bir haldedir. Şu halde tevafukat-ı bir kerameti aleniye olarak endamını nurlarda ihsar ediyor. Ve lisan-ı hal ile beşere hitaben diyor ki, Ey beni Adem! Şu sisli asırda dalaleti ref ve selbedip necat ve saadet bahşedecek ve dimağımızdaki semlik okulları verdi Muhammediye tebdil edecek ve en kestirme ve son derece muhkem ve müstakim bir tarik-i selamet ve necata sevk edecek pek çok keramat ve icazını gösteren bizim bulunduğumuz derya-i nuranidir. Mesela bunlar hakkındaki ifadeleri. Sabrı abim dil çok ağır. Bak bir cümle. Otur dön tekrardan okumaya kalk. Yani harbiden de ilim kokuyor yani. Bir de risale ağır diyorlar ya işte. Sabra abi mektupları diyorum ya işte. Al Sabri abi yazsaydı Risale-i Nur'u içinden yani. Cenab-ı Hak elhamdülillah ki üstada nasip etmiş. <laughs> e, bu asrın özellikleri bahsediyoruz. Sisli asırda. Ve e, dalalet asrı. Bu asırda e, lisanı hal ile beşer hitap ediyor. Bu asır bunu diyor bu hastalıkları, bu sisleri serbedip necat ve saadet bahşedecek ve dimağımızdaki semni kokuları. Dimağımıza yerleşen işte bu zamanki asrından doğan şüpheler, e, sen söyle o pis kokular hükmündeki düşünceleri verdi Muhammediye tebliğ edecek. Tebliğ edecek en kestirme ve son derece muhkem ve müstakim bir tarik-i selamet. Ve necata sevk edecek pek çok keramatla icazını gösteren ve atiyen daha nice asarı hafiye tezahür edecektir diye nida ediyorum. Müsaade-i fazlaneleriyle bir maruzatım daha var. Fakat bu cihette şahsımı istisna ederek meramımı arz edeceğim. Ben deniz nurların müştak müşterilerinde daha doğrusu yanık talebelerinde bir tevafuku fevkalade görüyorum. Bak nerede görüyormuş bu tevafuku? risale müştak talebelerinde ve yanık talebelerinde. Çünkü nasıl bir tevafuk bu? Çünkü enaniyet ve nefsaniyetin şiddetle hüküm ferma olduğu şu asırda hepsinin dereceyi ihtiyaç ve iştiyakı bir. Ka kafesinin ahlak ve etvarı bir. Umumunun tarzı telakkisi bir. Ve yektirene karşı ah-i ve ümden daha kavi bir rabıtayı hakikiyle merbut samimiyet ve hakikatperestlikte adeta yektirine müsabaka eder derecede ciddi ve halis, kardeşlikte takip ettikleri hat ve harekat bir ve daha pek ziyade birbirine benzeyen e, tuğlap-ı nurani'nin bu harika hallerini ayrıca tevafuku ı gaybiye sırasında görüyorum. Yani e, sen söyle, demek ki nur talebesinde olması gereken özellikler bu satırda gizli. Ne olmamız lazım? İhtiyaç ve ihtiyaç hissetmemiz lazım. Ahlaki noktada bir olmamız lazım. Yani Kur'an ahlakiyle ahlaklanmamız lazım. Üç, tesanüt ile rabıta içinde olmamız lazım. Dört, samimi olmamız lazım. Beş, hakikat perver olmamız lazım. Onun bunun hatırı değil de hakkın hatırını tutmaktır hakikat perverlik ciddiyet içinde olmak, ihlas, ana düstur zaten, rıza illa peşinde koşmak, tarz ve terakki birliği, bu da çok önemli. Yani hizmet noktasında tarz ve e, hizmeti anlama noktasında telakki birliği için olmamız lazım. Yani iki tane at var, tamam mı? İkisi ayrı yere giderse ne olur? Olmaz. Peki tarz ve terakki birliği nasıl olacak? Düsturlar çerçevesinde olacak. Ve son olarak da hareket birliği olmak lazım. Bunu yaptığımız anda o zaman işte e, sen söyle bu bir tevafuku fevkala, tevafuku fevkalade diyor Sabri abi ona. Zira İstanbul'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Kütahya'dan, Isparta'dan, Eğirdir'den, ila ayrı muhtelif beldelerden seçilip, bak çok önemli bir şey, seçilip, her sınıfta mukayet bulunan talebelerin aynı hastaları haiz olmaları calibi nazarı dikkat olsa gerektir zannederim efendim hazretleri. Seçilip noktası da çok önemli. Yani ee, biz de hasper kadar seçilmişiz. Bu seçilmişliği tabi hani seçildik işte. Beni seçmeyecek de kimi seçecek manasında değil de Arda'nın çok ihtiyacım var. En şiddetli ihtiyaç sahibi benim noktasında ele almamız lazım. Ama lütfu ilahiyle seçildiğimizin de farkında olmamız lazım. Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Evet.